Sabır. Sabır ya ne yapalım işte başına geldi sabret böyle bekle. Hastalandın sabır. Yo sabır bu değil. Sabır uyuşuk uyuşuk hiçbir şey yapmadan beklemek değil. Şimdi bak hastalandı mı bir Hastalandı. Sabrı anlatayım sana. Hastalandım, hastalandım, hastalandım diye sağa sola boş boş dertten yanmayacak. O hastalıkla ilgili elindeki imkanın en iyisi neyse onun hekimini, doktorunu bulmaya çalışacak. Ben inşallah şifa bulacağım diye azmedecek. Bir, böyle bak kıytırık falan değil, araştıracak, edecek. Baktı kullandığı tedavi olmadı, bir daha uğraşacak. Baktı kullandı, tedavi olmadı, daha kötü oldu, olsun bir de şunu deneyelim diyecek. Salmayacak kendisini. Tamam mı? Tamam. Bu hastalık tedavi sürecinde durmadan herkese hastalığından dert yanmayacak. Ölüyorum bitiyorum çok fena oldum çok fena oldum çok konuşmayacak fazla. Dertleşecek kıvamda kalacak şikayetini insanlara çok yapmayacak. Niye bana bunu verdin başka kul yok muydu diye Allah'a sövmeye kalkmayacak. O hastalığı yenmek için mücadele edecek. Ne zamana kadar? Onun üstesinden gelinceye kadar. İşte sabır bu. Sabır bu. Geldi bir insan falan ciğeri haksız olarak işgal etti. Senin işte ne bileyim tarlanda bilmem ne vardı. Sen memlekette, gurbette, Almanya'da çalışırken bir baktın ki adam almış senin araziyi gayet güzel içeriye iç etmiş. Oradan da birkaç kişiyi bulmuş, ayartmış. Kavga etme. Adamı kalkıp vurma. darbetme. etme. Nedir bu hukuki durum? Bu böyle. O hukuki süreci, hukuk çerçevesinde neticeye varacak şekilde takip edip ayrıca oradaki insana düşmanlık etmeden kalbini de tutup sonuna kadar bununla mücadele etmen sabırdır. Ne yapalım? Almışlar sabır. Yürü Fatih. Alsınlar. Sabır Allah sabredenleri sever. Böyle sabır değil ki bu. Bu ahmaklık. Bu Allah'la alay etmek. Sabır bir işi en iyi şekilde yapmak. Okulda dersim var. Öğretmensin veya öğrencisin veya işçisin, memursun, işin var. O işini en güzel şekilde. Ama bak yanındaki gidiyor ya. Öğle tatilini iki buçuk saat yapıyor. Ötekisi geç geliyor. Sen ahmak mısın? Niye çalışıyorsun? Demeyip ben buradan kazandığımı helal olarak kazanmam lazım. Ben bu işi en güzel şekilde yapacağım. Dersimi en güzel şekilde geçecek tarzda çalışacağım. Çocuk yetiş, bir kişi yetişsin veya yetişmesin. Ben en güzel şekilde ders anlatacağım demek sabır. Ne olursa olsun namazımı kılacağım. Hissedemesem, takatım kalmasa, çok böyle lezzetini alamasam da orucumu tutacağım. Ne olursa olsun bu yoldan vazgeçmeyeceğim. Ne olursa olsun şu günahı meşru kabul edip dibine kadar inmeyeceğim. Hep mücadele edeceğim. Ve nefsim başka şeyleri istese de daima nefsimle ruhum arasındaki bu dengeyi hayatım boyunca muhafaza edeceğim. Sabır. Sabır. Duam kabul olmadı. Ben duaya devam edeceğim. Sabır. İşi neticeye erdirinceye kadar da çocuğum terbiye Eh, sonradan ben bu kadar sabrettim. Yeter artık ya. O süreli. Süresizdir sabır. Oluncaya kadar devam etmek. Ama onu olduracak olanın Allah olduğunu da unutmadan devam etmek. Zaten başka türlü sabredemezsin. Başka türlü sabredemezsin. Ali'yi niye seversin diyorlar. Görürsünüz diyor. Soruyor sana birisi bir iyilik yaptın sonra kötülük yaptı ne yaparsın? Bak şimdi size bir şeyler anlatacağım. <laughs> o kas ama şunu bitirelim bir dakika dur şunu bitirelim. Haklısınız. Bak Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından da sığınıyor. Kabir azabı vardır arkadaşlar kabir azabı vardır. Resulullah Efendimiz tahiyattan sonra bile min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat diye dua ediyor. Kabir azabı vardır. Gidinceye kadar, kıyamete kadar gideceği derece veya dereke, neyse cennete gidiyorsa cennetlik VIP'de ağırlanır. Cennetleri seyrede seyrede kıyameti bekler. Cehenneme gidecekse bütün huylarıyla beraber o hiç ayrılamadığı huyları kabrinde o gıybeti, o şirretliği, o binlenmesi Allah muhafaza eylesin orada vücut bulur. Onu kıyamete kadar azap içinde tutar. Ya cennet bahçesinden bir cahçedir ya cehennem çukurundan bir çukurdur. Kabre edilen duanın faydası vardır. Kabre gidilen edilen duanın göçmüşlere okumanın faydası vardır. Hemen şunu şey yapalım. Bunu sen e, Türkçesini verdin. Onu çekelim şimdi şunu anlatalım. Bakın hemen şuna girelim. Sonra bir Hz. Musa, İsa namazda namaz kılmak. Bu namazla namaz kılmak başlığıyla anlattığımız şeyler çok dikkat çekti. Sizler tarafından dikkatle takip edildi. Bunu işleyelim muhakkak. Ama şunu şey yapalım bak. Şimdi şunu konuşalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hızlıca dinleyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrin bulunduğu yerde kabre baktı, üzüldüler ve buyurdular ki biliyor musunuz ashabım siz göremiyorsunuz ama işte Allah'ın peygamberi şu anda bu kabirdekiler azap çekiyor dedi. <laughs> Aklıma geliyor da hani bir ışınlanma boyut değiştirme olsa şu bazı konuşan hocalar o anda orada ne yaparlardı acaba? Böyle bir şey yok. Sen kendin Allah Allah. Allah size Ömer'e uğratsın Hazreti Ömer'e inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı kabre nazar ettiler. Biliyor musunuz ashabım şu kabirdekiler hem de öyle çok büyük bir şey de değil. Çok büyük 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 hani şöyle adam öldürdüler böyle. Onların küçük gördükleri büyük. Bir hadiste öyle geçiyor. Başka rivayette. Küçük de büyük de değildir. Veya onlar bunu büyük görmediler manasına. Ama şimdi bak başlarında azap görüyorlar. Ne yapmış? Birini işaret buyurdular. Buyurdular ki bu taharetine, idrarına dikkat etmemiş. Diğeri laf taşımış. Bu idrara dikkat etmemek ne demek? Yok hocam ben hiç çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben biraz böyle kaba ol. Hiç kaçırmıyorum ben çok dikkat ederim diyenler olabilir. Zaten mesela kaçırmaman değil, altına bez yapacak halimiz yok. Ama bak işte ben üniversitede okuduğum zamanlarda bile, o talebelerin kullandığı maalesef, o tuvaletlerin halini bir göreceksiniz. Yani kedi, kedi defa o kadar güzel halleder ki, bir tane pislik göremezsin yani. Kedi, kedi. Utanır yani. Kardeşim bu nedir ya? sağına soluna sıçratmak ayrı. Özür dileyerek söylüyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Özür diliyorum. Özür. O şeyin kesilmesi lazım tamamen. Emin olman lazım. Üstüne sağına soluna sıçramış etmiş hiç buna dikkat etmeden. Ve inanır mısınız? Kongrelere, dinlenmelere falan gidiyor. O böyle biraz da Avrupa'da falan da görüyor. Adam böyle grand tuvalet, tam da tuvalet. Ya el yıkamak yok ha. Ya az evvel ne yaptın ne ettin belli değil. Bakmıyoruz zaten ama bir meşgulsün belli. Böyle çıkıyor adam ya. Bunlar koca koca böyle kerri ferri adamlar. Millet onlarla aynı masada oturmak için yarışıyor. O adamın ben o, o elleriyle beraber o masaya oturduktan sonra ha, o kadar takıntılı bir adam değilim. Obsesif değilim yani ama nedir bu ya? Çünkü neden biliyor musun? Adamda öyle bir hayat tarzı medeniyet Medeniyet Allah bilmekle geliyor. Ebevele bir seviyeye yükseliyorsun falan ama medeniyet mi o? Yükseldin, yükseldin, yükseldin. Neler yaptın? Neler yaptın? Hala gidiyorsun bombalar yağdırıyorsun. Bu medeniyet mi? Firavun da aynısını yapıyordu. Medeniyet mi bu? Tek dişi kalmış canavar. Dediği gibi Mehmet Akif'in medeniyet medeniyet insanlıktır en önce. İnsan gibi